Gittiğini sanıyordum. Denedim. Tren garına gittim, bilet aldım. Ankara'ya gidecektim. Ama yapamadım. Keşke aileme ve bana kendimizi savunabilmemiz için bir fırsat tanısaydın. Ama ortada kimsenin kendini savunacağı bir durum yok ki Tarık. Herkesin kendi açısından haklı olduğu çok ama çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Ve ben daha önce sana söyledim. Ben bu durumla ilgili ailemden gelen çok kötü anılara sahibim. Ben de sana daha önce söyledim. Böyle bir durum olmayacak. Ablalarının evliliklerinde yaşadıkları kocamın ailesi lanetini biz yeneceğiz. Mutlu, mesut, kocaman bir ailemiz olacak. Ben ne senin ne de ailemin üzülmesine izin vermeyeceğim Güneş. Tarık, bu senin elinde olan bir durum değil ki. Senin yapabileceğin bir şey yok ki. Ama şunu da anladım. Bu benim de kaçarak kurtulabileceğim, çözebileceğim bir şey değil. Yani? Yani ne oluyorsa yaşayıp göreceğiz. Çünkü ben bu iki günde anladım ki ben seni kendimden bile çok seviyorum. Çok seviyorum. Aşkım. Gel, 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 gel. Gel, gel. Ben de seni çok seviyorum. Bunu duy da önce. Bütün bunlar, bak beni iyi dinle. Bu demek değil ki bundan sonra ben sessiz kalacağım, hiçbir şeye sesimi çıkarmayacağım ya da ezileceğim. Anladın mı? Tabii canım, tabii. Ben daha farklısını düşünmemiştim ki zaten. Sen bunu açıklamana gerek yok yani. Ha, iyi.